2 Ağustos, 8 Ağustos. Değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz diyorum. Günlük yorumlarım da var. Bu ara birbiriniz aile içerisinde birbirinize borç veriyorsanız, yakın dostunuzda borç alıp vermeleriniz varsa bunlar ileride sorun yaşayacak. Kimseye borç alıp verme konusunu kapatmanız lazım. Bu ara eklem ağrılarınız çok ön planda olabilir ve vücudunuz bu yüzden strese kaynaklı eklem ağrılarını uyarı veriyor. O yüzden doğru beslenmeyi ihmal etmeyelim ve kemik ölçümlerinizi yaptırmanız lazım. İleride bunlarla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu ara arsa almak ya da toprak yatırımı yapmak isteyebilir. Amacınız bununla alakalı çiftlik, toprak ya da toprak üzerine organik tarım yapmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili araştırmalar bu Ağustos ayına kadar çözeceksiniz ve hayırlı olacak sizin için diyorum. Ama büyük kurumsal ya da sabit bir alanda çalışıyorsanız çok büyük yeni bir projeye imza atacak bulunduğunuz firma. Bu projede kendinizi gösterip kendinizi kanıtlayacağınız bir dönem. Hayli hırslı, hayli agresif ve hedeflediğiniz noktaya erişme dediğimiz enerjiye giriş yapacaksınız. O yüzden bu projelerde yer aldığınız sürece karanlıktan aydınlığa ve hızlı şekilde güçlenmeyi yaşayacaksınız. Bence bu hırs sizi işinizle ilgili kendinizi kanıtlayacak. Çünkü artık insanların ezmesine ya da insanların konuşma üsluplarından o kadar rahatsızsınız ki ve bu alanda benim hiç uyumlu insanım yok ama işinizde çok yetenekli olduğunuz için üst düzey yöneticileriniz ya da patronlarınız sizi destekliyor. Alt kadro ile ilgili de ters anlaşılmalardan dolayı ukala olarak görüyorlar. Siz haklısınız, mücadelenizi verin. Sabit bir alan, bakkal alanında çalışıyorsanız, servis elemanıysanız ufak ufak kazançlarınız hareket gösterecek ve siz bu kazançla birlikte borçlarınızı yavaş yavaş faydalı şekilde ödeyip kendinize yön çizeceksiniz. Uzun süredir hayalini kurduğunuz aracı şu dönem aramayacaksınız. Paranızı devam ettirin biriktirmeye. Onu Eylül-Ekim gibi alacağınızı hayal edelim. Şu an böyle bir hırsa girdiniz. Bu hırs size maddi olarak riske atabilir. Kendi işinizi kurmak isteyenler özellikle şu an bu konuyla ilgili ani karar verip hırslanmanızı istemiyorum. Şu anki bulunduğunuz iş kapınızda devam edin. Kasım sonrası kendi işinizi kurarsanız daha güzel kazançların size artı kazanç sağlayacağınızı görebilirsiniz. Bu da güzel fikirler erişecek. Ama şöyle söyleyeceğim. Jüpiter kendi evinde Jüpiter'le ne alakası var? Haritanı yanlış görmüşüm. Kovanın enerjisinde şu dönem çok fazla karışıklıklar olduğu için sizi yorabilir. Yormasına fırsat vermemenizi istemiyorum. Tatil fikrimiz var. Özellikle yurt dışı ile ilgili tatil fikrinizin ertelenmesi canınızı sıktı. Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Ege'miz, Marmara'mız. İstediğiniz yer size ait. Evet, insanlar çok fazla yorucu ama bence gideceğiniz seyahat size çok iyi gelecek. Aklınız ve ruhunuz güzelleşecek. Kafanızdaki takıntılarınız iyileşecek. Kendinizi daha güçlü ve daha düzenli hissedeceksiniz. Ve güzel bir aşkla yaşayacaksınız. Hemen valizi topla, tatile git diyorum. Bu ara seçme hakkınız var. Yani eskiden hani siz seçiliyordunuz. Şu an insanları siz seçeceksiniz. Fikirlerinizi destekleyeceksiniz. Size hayranlık uyaracak bir hafta olacak. Yani öyle güzel bir sunum sunmuş ki yaradan size bu gökyüzünün enerjisi. Sunduğunuz her şey artı olarak size geri dönecek. Kazancınız, paranız, işiniz, problemleriniz iyileşmiş olarak. Kendinizi daha genç ve daha dinamik, daha romantik hissedeceksiniz. O yüzden aşk da size güzellikle bakacak. O aşkı sakın kaçırma, son fırsatın. Dilinle herkesi kaçırıyorsun. Artık dilinle değil, tatlı enerjinle insanı hayatına çek ve evde kaldım diyen kova burçlarına güzel fırsatlar var. Kabul et gökyüzündeki enerji ve güzel aşka merhaba de. Evli olanlar için de bu ara gereksiz fikir çatışmaları yaşayabilir. Birbirimizi yıpratabiliriz. Bu ara kimse kimseyle muhatap olmasın. Herkes işine, herkes evindeki işine konsantre olsun yeterli diyorum. Özellikle ev hanımları bu konuyla alakalı daha çok zorluk yaşayabilir. Devamlı eşinizle ilgili eşinizin yorgun halleri, ilgisiz tavırları sizi yıpratabilir. O yüzden romantik ararken eşinizin koltuk modundaki ruhundan çok fazla sıkılmış. Artık sevgi enerjisi isteyebilirsiniz. Yavaş yavaş ona o aşılamayı yapın. O sizi seviyor. Boşuna gereksiz tribe girmeyin ve ilişkiyi zorlamayın. Bu ara memleket sevdanız olabilir. Yolculuk, aile, toprak özleminiz olabilir. Bu dönem bu enerjiyi de yapacaksınız. Size iyi gelecek diyorum.
sizden hoşlanan biri var. Teklif alacaksınız. Bir de ayrıldığınız ilişkiyle ilgili mesaj alıp içinizdeki korkularınızı iyileştireceksiniz. İhmal etmeyin. Sevgiyle kalın, umutla kalın, aşkla kalın. Bir de bir uzun süredir borç verdiğiniz birinin ödemez diyorsunuz ya, parça parça o paraları alacaksınız ve unuttuğunuz, aile büyüklerimizin unuttuğu bir vergi borcu olabilir. Bunun ödemesini de çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Korkmayın. Güzel bir enerjiyi hayatınıza alın, çekin. Enerjiler sizinle olsun. Hoşça kalın.